Düşünüp taşınmak için sana verdiğimiz sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz Katya. Artık Ziyagillerin evinde neler olup bittiğini anlatmaya karar verdin inşallah. Size söyledim ben. Peyker Hanım'ın üzülmesini istemiyorum. Kes! Bırak nazlanmayı. Anlat artık. Evde ne olup bittiğinden haberim yok benim. Size defalarca söyledim. İşimi yapıyordum ben sadece. Kapı dinlemiyordum. Benim sabrımı taşırma kızım. Seni ben kurtardım. Bana borcun bitmedi daha. Ben de sizi kurtardım Hilmi Bey. Neden oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama duruşma esninle birlikte gelmem bile yetti. Tazminat ödemekten kurtuldunuz sayemde. Vay vay vay. Kaybetmek üzere olduğunuz milyonlarınızı geri kazandırdım size. Otur şuraya. Öyle kolay kolay gidebileceğini mi zannettin? Her an elimin altında, gözümün önünde olacaksın. Konuşacaksın. Sana yaptığım iyiliğin hakkını vereceksin. Yoksa nikahının sahte olduğunu ihbar eder, memleketine postalarım seni. Nikah şahitlerinden biri sizdiniz Hilmi Bey. İhbar ettiğinizde bunu nasıl açıklayacaksınız merak ettim doğrusu. Sen kimle dans ediyorsun Katya Hanım? Benim kim olduğumu öğrenemedin mi daha? Mahvederim ben adımı, bitiririm. Otur şuraya, konuş. Benim asabımı bozma. Otur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hilmi Bey çalışma odasında mı? Hayır efendim, bahçede. Bir misafiri var. Kim? Bilmiyorum. Bak buradan tut, tut bak buradan. Aferin oğluma, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Anneciğim. Neler oluyor Nihat? Efendim? O kadın burada, Katya. Babanın yanında. Bu görüşmede senin işin mi? Yok, haberim yok benim. Bitmedi mi bu çekişme hala? Ne arıyor bu kadın bu evde? Niçin geldiğini bilemiyorum anne. Dünden beri babamla da hiç konuşmadık. Nihat, sen sardın bu kadını başımıza. Anne lütfen, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ben gerçekten çok yoruldum artık. Kesin kararımı verdim. Boşanacağım. Siz gitmeden bizim davamızın da bitmesini istiyorum. Karşılaştığım manzara kararımın doğruluğunu bir kez daha ispatladı bana. Ya inan Katya'nın orada olmasıyla bir ilgim yok şu anda. Onunla işim bitti benim. Öyle görünmüyor hiç. Her neyse, seninle sonra konuşacağız. Katya ile problem mi var? Bilmiyorum. Olacağını da sanmıyorum. O kadar eminsin yani. Ne de olsa benim elemanım diyorsun. Yeter Peyker. Yine tartışmak istiyorsan tartışalım ama imalı imalı konuşma benimle. Yeni Nihat'ı tanımaya çalışıyorum. Senin hiç bilmediğim yüzünü gördüm. Çok şaşkınım. Bunca zamandır inandığım, güvendiğim kocam bir anda bambaşka biri oluverdi. Ya ben mi çok aptalım göremedim? Yoksa sen mi çok iyi gizledin kendini anlamaya çalışıyorum. Yeter Peyker. Göz göre göre babamı bitirmelerine izin veremezdim. Senin güvenini sarsmak pahasına bile olsa babamı kurtarmak zorundaydım. Bunu çok güzel başardın. Aferin. Benimle birlikte herkesin güvenini yerle bir ettin. Babama hak verdiğim için onun yanında oldum. Bihter'le Behlül hakkındaki iddiaların hepsi doğru. Bana numara yapma hiç. Sen de biliyorsun öyle olduğunu. Sen de biliyorsun.
Ben sadece Behlül Bey'in o kadını aramasını sağladım. Başka da bir şey yapmadım. Firdevs Hanım verdi telefon numarasını da. Kendim arayıp bulmuş değilim kesinlikle. Bunu niye yaptırdığını biliyorsun ama. Behlül'le Nihal'in arasını bozmak için. Olmadı ama yapamadım. Nihal Hanım Behlül Bey'i affetti. Sonra benim böyle bir bilgiye sahip olmam Firdevs Hanım'ı rahatsız etti tabii ki. O beni sınır dışı ettirmek istemeseydi söylemezdim Behlül Bey'e. Ama onun da benim için bir şey yapamayacağını anlayınca Pekir Hanım'lara sığındım. Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter için bu kadar çırpınması gözlerimi yaşarttı. Yazık. Kızının ipliği pazara çıkmasın diye herkese harcamaya kalkmış. Behlül'le Nihal'in evlenmelerini asıl istemeyen Bihter. Çünkü ben haklıyım. Çünkü Bihter'le Behlül'ün arasında gerçekten bir şeyler var. Taşlar birer birer yerine oturuyor. Evin içinde olup da bu konuda bir şey bilmiyorum deme bana. İnanmam. Ben gözümle bir şey görmedim. Yemin ederim. Bir şey de duymadım. Aynurcuğum. Geldiğini söylemediler. Sürpriz yapayım dedim ama asıl sürprizle ben karşılaştım. Katya bize çok yardımcı oldu. Öyle mi? Ama ben sadakat duygusundan yoksun insanlara hep mesafeli durmak isterim. Onlardan çekinirim. Bugün sana, yarın bana. Mecbur kalmasaydı bugün burada olmayacaktı. Rahatça sırtımı dönemeyeceğim insandan korkarım ben. Hilmi Bey'e ne sebeple olursa olsun, her ne anlattıysan çok yanlış yaptın Katya. Ekmeğini kazandığın aileye ihanet ettin. Bu davayla birlikte bizimle alışverişim bitti. Seni bir daha etrafımızda görmek istemiyorum. Ben alacağımı aldım. Vereceğim de verdim. Bundan sonra başının çaresine bak. İyi günler. Güle güle. Otur hayatım, kahve. Boşanma davasını yeniden açtım. Ama bu kez itiraz edemeyeceksin.